Evet canlar kaldığımız yerden devam edelim. Bu kez konumuz Milli Güvenlik Kurulu. Şimdi bakalım önemli özelliklerine. Milli Güvenlik Kurulu arkadaşlarım 1961 anayasası ile düzenlenmiştir. Milli Güvenlik Kurulumuz 2 ayda bir toplanır. Kimin başkanlığında? Tabii ki Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır. Diyelim ki Cumhurbaşkanı yok yurt dışında ya da başka sebeplerden dolayı Milli Güvenlik Kurulu'nda yer almıyorsa kimin başkanlığında toplanırmış? Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında toplanır. Peki diyelim ki toplandı. Ne konuşacaklar bunlar? Gündemi kim belirler? İşte ona da dikkat. Arkadaşlarım, Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini sivil kanattaki Cumhurbaşkanı yardımcısı, askeri kanattaki Genel Kurmay Başkanı önerilerde bulunur. Bu önerileri dikkate alan Cumhurbaşkanı gündemi belirler. Diyelim ki böyle bir soru geldi. Gündemi kim belirler? A Aşağıda var. ÖSYM ne sorar? O zaman cevap ne olmalı? Cumhurbaşkanı olsun. Diğer şıklar arkadaşlar kafamızı karıştırmasın. Devam edelim. Milli Güvenlik Kurulu kararları bağlayıcı değildir. Tavsiye niteliğindedir. Yani alınan kararlara kurumlar uyacak diye bir şart yok. Ama genellikle tabi uyuluyor. ÖSYM ne sorar bu bilgiler ışığında? Der ki Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini kim belirler? Çok önemli arkadaşlarım dikkat etmeliyiz. Demin dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı yardımcısı teklifte bulunur. Genelkurmay Başkanı teklifte bulunur. Bunları dikkate alarak Cumhurbaşkanı ne yaparmış gündemi belirler. O zaman Cevabımız ne olsun? Diyarbakır olsun. Peki. İki ayda bir toplanmasına da dikkat. 61 Anayasası da yine önemli bilgiler içerisinde yer alır. Bu arada arkadaşlar Milli Güvenlik Kurulu'nun üyeleri kimler? Onlara bir bakalım. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı yani içi dışı bir olan bir kurul bu. Milli Savunma Bakanı, dikkat ederseniz bunlar arkadaşlarım ne olacak sivil kanadı oluşturacak. Bir de Milli Güvenlik Kurulu'nun askeri kanadı var. Askeri kanadı kimler oluşturuyor? Bakalım kimler var? Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları var. Kara, deniz ve hava kuvvet komutanlıklarından arkadaşlarım oluşur. Ona da lütfen dikkat edelim. Peki. Şimdi bir isim daha var. Tüm toplantılarda yer alır ama oy hakkı yoktur. Bir bakalım. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına katılır ancak bakın bu yazılanların dışında bir üye yok. Dolayısıyla genel sekreter de üye değil. Üye olmadığı için de arkadaşlarım oy hakkı söz konusu değildir. Ona da dikkat edelim. Bu arada arkadaşlar şu da önemlidir. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatı görev alanı hangi işlemle belirlenir? Ona da lütfen dikkat. O da ne olmalı? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olacak. Bir önceki videoda ne demiştik? Bakanlıklar nasıl düzenleniyordu? Kurulması, kaldırılması yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. O zaman bu iki bilgiyi yan yana getirirseniz süper olur. Bakanlıklar ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanır. Ve canlar, 2017'den önce askeri kanatta bir isim daha bulunuyordu. O da Jandarma Genel Komutanı'ydı. Unutmayalım, Jandarma Genel Komutanı ne oldu? Milli Güvenlik Kurulu üyeliğinden arkadaşlarım çıkarılmıştır. Buna da lütfen dikkat edelim. Peki ÖSYM ne sorar? ÖSYM şöyle sorabilir. Der ki aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu'nun üyelerinden biri değildir? Bakalım. Cumhurbaşkanı yardımcısı var. İçişleri Bakanı var. Adalet Bakanı var. Genel Kurmay Başkanı var. Ama dikkat arkadaşlarım, MIT başkanı yer almaz. Bu arada MIT başkanı arkadaşlar toplantılarda yer alır tabii ki. Ama üyesi değildir. Lütfen o bilgiye dikkat edelim. Tamamdır. Tamamdır. O zaman bir sonraki videoyla yolumuza devam edelim canlar. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.